Şimdi haber merkezimize ulaşan sıcak bir görüntü var. Hemen onu paylaşalım sizlerle. Bu görüntü Taksim'den Kazancı yokuşundan bir patlama meydana gelmiş vaziyette. İşte görüyorsunuz patlamanın şiddetiyle yan yatan otomobiller ve ufak çaplı alev alan binanın bazı bölümlerini görüyoruz. Şu anda neden oldu bu patlama? Buna dair bir bilgi haber merkezimize ulaşmış değil. Sıcak görüntüleri paylaşıyoruz sizlerle. Ajansların geçtiği bilgiye göre yaralılar var. Patlamanın etkisiyle yaralanan vatandaşlar söz konusu. Burası Taksim Meydanı'nın hemen kenarında Taksim'e çıkan yollardan biri Kazancı yokuşu. Bu görüntüler oradan yansıyor. Ambulans aray, ambulans. Burayı açsınlar, bir daha olur ya. Görüntüler yeni görüntüler olduğu için buzlayarak, biraz görüntüyü bozarak sizlere sunuyoruz. Çünkü yaralı vatandaşlar söz konusu, sıcak görüntüler bunlar. Devrilen yan yatan bir araba, hemen sağ tarafta giriş katında da bir ufak çaplı bir yangın çıktığını görüyoruz. Teyit edilmemiş bir bilgiyi paylaşayım ben hemen. Doğal gaz patlaması olduğu noktasında sıcak bir bilgi var. Teyide muhtaç bir bilgi. Ama ilk gelen bilgi böyle. Doğal gazdan mı kaynaklandığı noktasında. Hemen zaten binanın giriş katında ana hatlarıyla yangın ve yıkılmış bir nokta görüyoruz sıcak görüntülerde ve onun hemen önünde de devrilen otomobil var. Dolayısıyla o binanın içinde veya o bölgenin hemen önünde olma ihtimali çok yüksek. Sıcak görüntüleri okumaya çalışırken bu bilgiyi de öngörmüş ya da tahmin etmiş olalım. Patlamıyorsun. Tamam abi, geçiyorum. Evet. Evet, tabii çok işlek bir yer burası. Kazancı yokuşu, Taksim Meydanı'nın çok yakını. Dolayısıyla patlamadan ötürü yaşanan panik de gözlerden kaçmıyor. Görüntülerde onu da net bir şekilde fark edebiliyoruz. Maddi hasarın olduğu da aşikar. Çevredeki binaların camlarının kırıldığını da görüyoruz patlamanın etkisiyle. Tekrar hatırlatalım, bir doğalgaz kaynaklı bir patlama olabileceği noktasında teyide muhtaç bir bilgi var elimizde. Kazancı yokuşundan sıcak görüntüleri paylaşarak beraber o görüntüler üzerinden bu olayı okumaya devam edelim. Yaralı var dedik, kaç kişi olduğu belli değil, durumları ciddi mi onu da bilmiyoruz ama çok sayıda yaralı var bu olayın etkisiyle. Meydanına çok yakın bir yer burası, Kazancı yokuşu. Bu saatlerde de o epey kalabalık bir yer, kalabalığın çok olduğu bir nokta aslında. Ve şiddetli bir patlama olduğunu görebiliyoruz. Pek çok cam çerçeve inmiş vaziyette, devrilen bir araba gördük biraz evvel. Arabanın yan yattığı, çevredeki arabaların da hasar gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla patlamanın epey şiddetli olduğunu da anlayabiliriz bu görüntüden. Evet, doğalgaz olabilir dedik. Tüp de olabilir. Tüpten kaynaklanmış da olabilir. Genelde bu tip patlamalar tüp yüzünden de olabiliyor. İşte binanın üst katlarının da tamamen pencerelerinin kırıldığını, çerçevelerinin yerinden çıktığını görüyoruz. Binanın tamamında hasar var. Hatta karşı apartmanda da aynı şekilde hasar var. Yani sokağın tamamının bu patlamanın şiddetinden epey etkilendiği gözden kaçmıyor şu an. Maddi hasar bir kenara, önemli olan herhangi bir can kaybı var mı yok mu? Dedik ya, yaralıların olduğunu biliyoruz. Sayısı belli değil, durumlarını şu an bilemiyoruz. Ama epey şiddetli bir patlama olduğu gayet net anlaşılıyor elimize ulaşan sıcak görüntülerden.
Ambulansı ara ya, ambulansı. Ambulans. Bak, burayı açsınlar, bir daha olur ya. Açtılar, ambulans gelecek. Vatandaşların yaşadığı panik ve hemen patlamanın arkasından gelen sıcak görüntüler bunlar. İzliyorsunuz, haberci arkadaşlarınız bölgeye doğru ilerliyorlar ve gidiyorlar. Küçük çaplı bir yangın var, hemen o karşıda gördüğünüz binanın giriş katı. Ufak çaplı bir yangın var ama bir müdahaleyle o yangının söndüğünü de az evvel gördük. Tüp patlaması olabilir, doğalgazdan kaynaklanıyor olabilir. Bu bilgileri teyit ettikten sonra net bir şekilde sizinle paylaşacağız. Çünkü bu görüntüler çok sıcak görüntüler. Tam olarak sebebini bilmiyoruz. İlk görüntüler, sıcak görüntüler bunlar. Kazancı yokuşu, Taksim Meydanı'nın hemen yakını, işte yaralanan, hafif yaralanan vatandaşlardan biri şu anda ekranlarda. Alo! Patlamasana. Tamam abi, geçiyorum, geçiyorum. Ambulans ara ya, ambulans. Tamının sağındaki ve solundaki, hatta karşısındaki apartmanların da o şiddetle epey etkilendiğini görüyoruz. Cam, çerçeve, sokaktaki arabalar, hatta pek çoğu yan dönmüş vaziyette, ters dönmüş vaziyette. Bu da çok şiddetli bir patlama olduğunu bize gösteren bir diğer görüntü. Kalkmasın yerden! Yukarıya, yukarıya, yukarıya! Yukarıya! Çok sayıda bina ve ev hasar görmüş vaziyette. Yaralılar var dedik. Durumlarını bilmiyoruz. Birkaç yaralı vatandaşı gördük. Onlar hafif sıyrıklarla atlatmıştılar. Yansıyan görüntülerden okuyabildiğimiz kadarıyla. Ama tabii böylesi bir patlamanın yarattığı panik de çok büyük.